geldiniz. Yavuz Ulusoy kanalındasınız. Bugün sizlerle mercek ve cep telefonu kullanarak karton kutu ile projeksiyon makinesi yapacağız. Duvara telefonun görüntüsünü yansıtıp video ve klipleri izleyebileceğiz. İsterseniz nasıl yapılıyor? Başlayalım. Keyifli seyirler dilerim. Videoya geçmeden önce. Halen kanala abone olmadıysanız kanala abone olmayı, bize destek vermek için videoyu beğenip paylaşmayı unutmayın. Keyifli seyirler dilerim. Videoya geçelim. Öncelikle bir maket bıçağımız var. Çok keskin. Bunu kesinlikle küçük çocuklar yapmasın, kullanmasın. Çok tehlikeli. Bir tane merceğimiz var. Cep telefonu kullanacağız doğal olarak. Işığını doğru yansıtacağız. Bununla çekerken S9 Plus Samsung telefonu kullanacağım çünkü onun ışığı daha yüksek. Bir tane de sıcak silikon tabancası var. Bunun merceğini sökmeyeceğim. Kutuya direkt tutturacağım. Alüminyum folyoyla da kutunun içini kaplayacağız. Direkt ışığı dışarı yansıtacağız. Önemli olan noktalardan birisi bu. Alüminyum folyo komple ışığı duvara yansıtmaya yarayacak. Çünkü karton kutu kahverengi bir renkte ve aynalama yapmadığı için ışığı komple duvara yansıtmıyor. Alüminyum folyoyu kullandığımız zaman komple duvara yansıtacak. Daha yüksek bir ışık yansıtacak, daha güzel olacak. İsterseniz geçelim, yapalım. Kutumuzun birini kullanalım. Bunlar kuru yemiş kutusu. Dükkandan getirdim. Şunu şöyle koyup maket bıçağıyla iz yapacağız. Şöyle. İşaretleyeceğiz. Maket bıçağı bayağı keskin geldi. Sıvı uç takmıştım. Çizersek önce kesmesi daha kolay olur sanırım. Biraz içeriden çizersek tam bu üstüne koyduğumuzda şuralardan sıcak silikonla tutturacağız. Daha kolay olur sanırım. Sadece orta odak ışığı toplayıp duvara yansıtsa yeterli oluyor. Bunu yapmak çok basit olduğu için evde kendiniz de deneyebilirsiniz. Gerçekten güzel görüntü yansıtıyor. Ben de ilk gördüğümden beri denemek istiyordum. Bugüne nasipmiş. Daha önce bir sürü kanalda video çektik. 80'e yakın video var. Yavuz Ulusoy diye arattırırsanız direkt çıkar. Hemen hemen 100 yuvarlak çıktı. Şöyle tutturacağız. Mercek biraz eski ama çalışıyor galiba. Çalışıyor. Şöyle şuralardan tutturacağız. Normal silikona benzemiyor. Şimdiden tutturalım. Bu da tamam. Biraz bunu direkt kuştan çekeceğim. Bunun işi bitti çünkü. Şöyle yapalım. Örümcek ağ gibi ağ bırakıyor. Niye öyle oluyor ben de bilmiyorum. Şimdi bu tamam. Hatta içine vuran içini doğru çeksene. Şuraya kenara çekin.
Şöyle ışık vuruyor mercekten. Tamam, şurası. O ışık içeriden vuran ışıkla birlikte duvara yansıyacak. Karton parçasından telefon tutucu yapacağız. Telefonu içine yerleştirip ışığını çok yükselteceğiz. Bakalım nasıl bir şey olacak. Telefon tutucuyla yapalım. Şunu keselim. Hatta şu kartonun birleşme noktası vardır. Bu kartonlar da yine bakkallardan, marketlerden bulabilirsiniz, isteyebilirsiniz. Çok basit bir şey bu. Ama gerçekten inanılmaz oluyor. Bize bir tane de makas lazımdı. Makası da getirelim de. Burada olacak aslında. Şimdi telefonun boyutunu, bu telefonundan biraz büyük, değil mi? Şöyle koyacağız. Şunu tam ortadan katmamız lazım. Ve yine kartondan telefon tutucu oldu. Çok basit. Genelde kanalımızda zaten basit olarak yapabileceğiniz, evde kendi kendinize yapabileceğiniz şeyleri paylaşıyoruz. İlk defa bu videoya denk geliyorsanız, sadece bizi bu videoda izlediyseniz, diğer videolar için kanalı ziyaret edin. Cam nasıl delinir videosu var. Bıçak yaptığım video var. Şaroken. Güzel videolar var. Yine izleyebilirsiniz. Şöyle mi yapsak? Yok, fark etmez. Telefonu böyle duracak. Maksat ışığı karşıya yansıtın. Tamam. İyice katlanmıyor. Ne var? Katlanmıyor. Şimdi içini alüminyum folyoyla kaplayalım. Ayna göre bir görsün. Folyo da az kalmış, yetmeyebilir. Yetmezse de sorun değil. Şöyle yaparsak. Yine biz bu sıcak silikonu kullanacağız. Bunu da takalım yani. Çok az tutturmak gerekecek çünkü. Biraz kırışıyor ama sorun değil, o şey görüntüyü yansıtacak. Sadece tutsa yeterli. Şöyle de yapalım.
Test etmede şu şekilde içine yerleştireceğiz. Üstünü kapatacağız. Test edeceğiz bakalım nasıl olacak. Alüminyum folyoyla denediğimizde çok fazla içerisinde ayna oluştuğu için duvara düzgün görüntüyü vermedi. Birden fazla görüntü oldu ve kutunun şu boşluğu bizim mercek biraz daha ince. Normalde odak noktası şu tam ortası daha kalın oluyor merceklerin. Benim merceğim biraz daha ince olduğu için şu mesafe yetmedi. Elle ayar yapıyoruz zaten telefonu koyup. O yüzden şimdi bunu kutuya arkaya ekleyeceğiz. İstediğimiz kadar geniş bir mesafe olacak. Telefonu koyup tekrardan test edeceğiz. Başlayalım. Şurayı keselim maket bıçağıyla. Kutuyu ekleyelim. Mercekte bu mesafenin yetmemesinin sebebi de gene mercekte. Merceğin odak noktasının çok ince olduğu için. Şimdi şöyle yapacağız. Hatta şunu direkt tutturacağız mecbur. Silikonu ekleyeceğiz. Çünkü
bunu da yapıştırırken özellikle bu çok güzel oluyor. Alüminyum folyoyla da olmuyormuş, onu da öğrenmiş oldum. Bütün ışığı karşıya verse de şey yaptı. Nasıl onu bunun üstüne yapıştıralım şöyle. Bayağı uzun bir koridor bırakmaya gerek var mı? Yok. Çünkü sanırım şuralardan falan odaklayıp görüntüyü karşıya yansıtacak. Siz de göreceksiniz zaten. O zaman şurayı bir alalım. Büyük oldu. Bunlarca yapacak bir şey yok. Merceğin azizliğine vardık. Tamam. Şimdi hatta şuna bile gerek kalmayacak. Şöyle yaptığım zaman kapanacak. Tamam. Kes. Evet arkadaşlar, görüntümüz bu şekilde. Benim cam delme videomu yansıttık duvara. Kutuyu yaptık. Kutuyu biraz mercekten dolayı kalın yapmak, uzun yapmak zorunda kaldık. Ama sonunda oldu. O da ne kadar karanlık olursa görüntü o kadar netleşiyor. İleri gittiğinizde görüntü şey yapıyor. İleri gittiğinizde görüntü küçülüyor. Geri gittiğinizde büyüyor. Güzel oldu ama biraz uğraştırdı. Alüminyum folyoları söktük. İlk başta koymuştum ama birden fazla görüntü oluştu. O yüzden sökmek zorunda kaldı. Evet arkadaşlar, bitirdik, test ettik. Siz de gördünüz, görüntüyü duvara yansıtıyor. Güzel oldu. Ama ben uzun bir karton kullanmak zorunda kaldım. Merceğin odak yeri ortası ince. Neden böyle yapmışlar merceği bilmiyorum. Bayağı uzak tutmak gerekiyor nesneleri büyütmek için. Görüntüyü de duvara yansıtması için uzun bir kutu gerekti. Normalde bu küçüklükte bir kutu yetiyor olması gerekiyordu ama yeterli olmadı. Uzattık, oldu. Halen kanala abone olmadıysanız kanala abone olmayı, bize destek olmak için videoyu beğenip paylaşmayı unutmayın. Keyifli seyirler dilerim. Diğer videolarımızı izlemek için de kanalı ziyaret etmeyi unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere.